alarm geldi böyle, bizim telefona da geldi ve herkes içeriye doğru koşturuyor şu anda. Ne olduğunu tam olarak anlamadım abi. Şey geliyor, gong sesi geliyor. Alarm, bütün dükkanlar kepenklerini indiriyor. Vallahi korktum ya, ne oluyor abi? Abi egzersiz yapmak diye bir şey diyorlar. Yani bir egzersiz yapılacak diyor. O yüzden saat 2'de yani açılacak diyor ama bu kadar şeye ne gerek var? Abi dinleme imanıma ben korktum. Bir de deprem bölgesi. Abi bu kadar gonga ne gerek var? Egzersiz dediği spor mipor diye anladım ben ama hiç öyle bir şey değil, bu tatbikat. Deprem bölgesi olduğu için büyük ihtimal deprem ve tatbikatıyla alakalı bir sistem yapıyorlar da milletleri böyle metronun içine yığdı. Ezdirmeyin aklınızı lan, şey yapın biraz. Ha. İtiraz eden de yok. Yani öyle acelem vardı şu değil, direkt. Bu kadar heyecana ne gerek var abi önceden? Vallahi şey, bir tane poğaça aldırmadılar bize be. Acıtan insanlar burada aç. Bu insanlara burada yemek verin. Bu insanlar burada aç. Hepsi mağdur. Kumanya mumanya bir şeyler verin ya. Abi açıl, bu insanlar aç. Birleşmiş Milletler, NATO ilgilenin bizimle ya. Dışişleri Bakanlığı abi ilgilenin. Tayvan'da zor durumdayız. Vallahi savaş mağduru gibi bizi böyle metroya tıktılar, bekliyoruz. Buradan bir anda geçti. Yarama bastı geçti. Bunların biri abi ne güzel sürgündemesi lazım. Müziğin lisanı olmaz demem lazım. Zor durumdayız abi. Zaten biraz kıt, hani zor zor sel dedik, deprem dedik, dedik başbakan mı geçiyor 120 arabayla ondan mı dedik, yok dediler en sonunda telefonumuzdaki çevriyle hallettik. Meğerse mesele şuymuş, yarım saat boyunca işte belirli aylarda şöyle bir şey yapıyorlarmış, olası bir savaş durumunda hükümet bir prova yapıyormuş. Yani bir savaş olduğu zaman işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diye. Ulan ne savaşı, savaş mı kaldı? Çin mi saldıracak, ne olacak, bir anlatın bize. Onun için böyle bir yarım saat bir tatbikat varmış. Ya ben söylüyorum, bana diyor ki egzersiz istiyor. Yani egzersiz diyor. Lan diyorum Allah Allah, o ne? Yani egzersize ne alakası? Yürüyen yürüsün, koşsun koşsun. Değil abi, biraz da İngilizce sıkıntısı. Çözdük ama. Neyse bekleyeceğiz, sonra yemek yiyeceğiz. Açıldı gidiyoruz abi. Yollar açıldı. Ama bakın şu yeşil tişörtlü bir adam var. Tam Şener Şen. Şener Şen'e benziyor mu benzemiyor mu? Ya ben çok benzettim abi ya. Yan profilinde falan görür görmez bir anda heyecanlandım. Tayvan'da Şener Şen'i buldum diyebilirim. Neyse bu arada o tatbikat bitti. Dünyanın en saçma tatbikatı, savaş olunca devletin yapacağı ile tatbikat bitti. Şimdi metro sığınağında Tayvan'ın yeryüzüne çıkıyoruz. Vallahi abi müziği açmış sabah sabah kuş seslerinde. Parkın orada. Bildiğimiz hani o Güney Kore filmlerinde işte ne bileyim Uzak Doğu filmlerinde kılıç sahneleri vardır ya. Onun böyle eğitimini yapıyor. Sabah sabah. Neyse biz gideceğimiz yere gidelim. Abi bu sıcak, bu şey bak şimdi şuradan yokuş var.
kaç metre daha, kaç kilometre daha gideceğimiz belli değil. Böyle Tayvan'ı yukarıdan baktığımız, bakacağımız bir yer var. Oraya doğru yürüyeceğiz ama abi çok sıcak. Vaz mı geçsek nedir ya? Yeah, I'm sure. Yani güveniyoruz abi, inanıyoruz. Güler yüzler, hadi bakalım. Kelebekte çifte kumru oluyor mu lan? Ya tamam, yer yakın ama merdiven var ya. Vaz mı geçsek nedir abi? Vallahi vazgeçelim ya. Ya ben yemek bloggerı değil miyim? Ben yemek şey değil. Ooo sağ olasın sevgili kameraman. Yani ben yemek üzerine video çekmiyor muyum? Ben niye bunları... Neyse bir iki dakika soluklanalım, çıkacağız, yapacak bir şey yok, buraya kadar geldik. Abi utandım şimdi kendimden, bu adamlar çıkıyor, ben ne haldeyim? Asyalıların sözüne inanırdık biz ya, yakın dediler bize. Gel abi gel, niyeti bozduk biz ya. Is this far? You can stop anytime. Yeah, how many minutes? I would say 10 more minutes. You got a nice view of the city, but if you want to come further, you hold 1 hour. 10 minutes. For a good view. For the view. Oh. That's it. Good luck. Language? Yes. Zach? You recognize my language? I was in Turkey for a bit. Izmir. İzmir. Oh, nice, nice. You from Taiwan? Yeah. The Taiwanese people don't why the elevator. Elevator lift. Do you know lift? Elevator why? Very good. Oh. Wow. Shishi. Okay, good. Good, good. Kadın ters tersiniyor ya. Teknik bu mu ki abi? Vallahi kadın ters tersiniyor, daha mı kolay olur ki? Abi şu videoyu az önce hızlandırdım ya, şu merdiveni. Keşke onun gibi olsa her şey. Abi bitmiyor, hala merdiven devam ediyor ya. Of. Abi Afyon Kalesi'ni düşünün. Kars Kalesi'ni düşünün. Başka yüksek yerler neresi var? Türkiye'yi şimdi aklıma gelmiyor ama mesela Afyon Kalesi'nin 3 katı. Yani oradan pay biçin abi. Ben böyle işin abi ya. Ben böyle işin ya. Aksaray Ihlara Vadisi. Hızlı bir şekilde heyecanla iniyorsunuz da çıkarken Yusuf Yusuf diyorsunuz ya. Orayı düşünün. Öldüm ben ya. Öldüm ben ya. Ya Tayvan'da ben öldüm ya. Abi ben yemek çekmiyor muyum? Ben yemek videoları çekmiyor muyum? Ben ülkelerin yemeklerini yemiyor muyum? Ben niye burayı böyle gezginleri gibi geziyorum, dağcılar gibi çıkıyorum abi?
Daha bir de bunun inişi var ya. Abi lanet olsun ya, lanet gitsin ya. Abi Tayvan'a gelir, gelmeyin. Tayvan'a gelmeyin. Tayvan'a gelirseniz burayı bırakın ama Tayvan'a gelmeyin abi. Size şimdi geldiğiniz zaman diyecekler ki abi buradan bir çıkın, bir şey yapın. Yani Türkiye'nin her yerinde kuş bakışı yerler vardır ya, böyle örnek veriyorum, bir şehre gidersiniz derler ki abi oradan şehri göreceğiniz bir yer vardır derler ama neresi olursa olsun Türkiye'de mutlaka oraya bir asansör yaparlar abi. Burada öyle bir asansör masansör yok abi. Öldük biz ya. Tayvan yetkilileri vallahi ilgilenin biraz ya. İnsanlar bizi bekliyor, çekim yapıyoruz diye. Hay. 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 Very fast step. My elevation, elevation. I want the elevation. Lift. You're right. Okay, okay, very good. Thank you. Bye bye. Akıl etmişler yani Allah'tan. Abi daha bitmiyor ya. Yol bitmiyor daha ya. Abi öldük ya. Bak bildiğin gibi değil ya. Binayı dikmiş, bu binayı dikiyor, şuraya 3 merdivene bir asansör yapamıyor ya. Al Tayvan, size Tayvan. Abi öldük ya, vallahi öldük ya. Abi yaklaşık yani 3 kilometre merdiven çıkmış bir Fevzi olarak Tayvan hakkında size birkaç bilgi vermek istiyorum. Biraz terliyim, biraz yorgunum, biraz açım. İdare edin. Tayvan ne kadar güzel gözükse de inanılmaz derecede bir deprem bölgesi. Tayvan'ın büyüklüğü hakkında da size şöyle söyleyebilirim. Tayvan Konya gibi bir yer, Belçika gibi bir yer. Çok küçük bir yer. Yaklaşık 36 kilometre karelik bir yer. Ve içerisinde 24 milyon kişiyi barındırıyor. Tayvan'ın etrafını kafayı kırdınız benim gibi. Dediniz ki ben Tayvan'ın her tarafını dolaşacağım. Tam 8 saat içerisinde de Tayvan'ın başından sonuna her tarafını dolaşabiliyorsunuz. Tayvan'la ilgili bilgilerimi yine yemek aralarında, gezme aralarında ileteceğim. Ama eğer Tayvan'a gelirseniz Elephant Mountain diye, yani Fil Dağı diye bir yer var. Böyle Tayvan'ı yukarıdan baktığınız bir yer var. Oraya merdivenlerle çıkıyorsunuz ve şu manzarayı görüyorsunuz. Benim için değer mi? Değmez. Ben boşuna çıktığımı düşünüyorum. Aslında boşuna da çıkmadık. Biraz zayıfladık, şey yaptık. Şimdi bunun inişi var. İnişi için heyecanlanıp, inişi için tedirgin olup yola çıkıyoruz. Çünkü bugün gezeceğimiz çok yer var. Tayvan'dan sevgiler, saygılar. Fevzi, o ne? Tayvan'dan sevgiler, saygılar. Fevzi Erdem YouTube kanalını beğenmeyi, videoları beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Çok sıcak. Böyle bir 20-25 dakika yattığım için, hani dinlendiğim için inerken böyle rahat rahat konuşabiliyorum. Şu çıktığımız merdivenin dikliğini görüyor musunuz? Ve bunun gibi en az 10 tane. Yani rahat rahat böyle 20-25 katlı TOKİ binasına çıkmış gibiyiz. O kadar merdiven çıktık. Bunu abartmıyorum. Abi öldük ya. Vallahi öldük ya. Bir de bunun inişi var ya. Oh, she is rich. She is rich. Poor. Bakıyorsunuz. Dağcı gibi gelmişler. Biz yani baksana terlikler, ayakkabılar falan. What? No, thank you. Yeah. Okay, thank you. Okay, see you. Şey gibi gelmişler bunlar, dağcı gibi falan. Biz böyle şey gibi yürüdük. Var abi bir şey. Abi bak yanından bir adam geçiyor şimdi. Adama bak. Adam havlulu falan geliyor. Yani aha.
birine bak, gelene bak, o da benim gibi. Bir bak, Allah'ını seversen bir bak gelene. Kendinden geçmiş, şemsiye falan. Ablam ne işin var, git ya. Nerede ineyim? Bostancı'da mı ineyim? Kadıköy'de mi ineyim? Esenyurt'ta mı ineyim? Beylikdüzü'nde mi ineyim? Yani anlayabilen var mı? Bana bir yardımcı olsun. Abi! Güneş gözümü alıyor resmen. Güneşle bütünleşen bina, güneşle kucaklaşan bina diyebiliriz. Dünyanın en büyük, en uzun ikinci binası. Birincisi Dubai'deki Burj Tower. İkincisi bu. Aslında o Kuala Lumpur'daki herkes o Twin Tower'ları falan böyle daha çok şey yapar ama bu dünyanın en uzun ikinci binası. Tayvan böyle çok güzel bir yer olmasına rağmen çok deprem bölgesi olduğu için bu binanın 87. ve 91. katlarına depremden korumak amaçlı 660 tonluk sarkaç böyle toplar yaparak, sarkaç şeyler yaparak bunu depremden şey yapıyorlar. Hani deprem riskini azaltmaya çalışıyorlar. Ama geldiğiniz zaman çıplak gözle en yukarıyı görmeniz mümkün değil diyebilirim. Yani bayağı bir güneşe bakıyor gibi düşünün. Bir de bizim geldiğimiz saatle alakalı. İçerisi çok lüks bir AVM. Hemen içeriye kısa bir dolaşacağız ve daha sonra farklı yerlere Tayvan'da dolaşmaya devam edeceğiz. Burası biraz Türkiye'deki böyle butik makro marketler gibi düşünebilirsiniz. İşte burada böyle farklı farklı yemekleri de var. Bu binanın altındaki bu yemekleri yersek gezimizi sonlandırıp anamızın evine dönmemiz gerekir. Biz içeriye gezelim. Tayvan'ın diğer sokaklarına, diğer güzel yerlerine bakmaya devam edelim. Burada yemek fiyatları çok pahalı abi. Hadi gidelim. Vallahi 89. kata asansör var. Bir çıkalım mı bir? Bir deneyelim abi. Asansördeyiz. Yanımızda bir tane güvenlik görevlisi var. O mu katlara basıyor bilemedim ama burada hiç 89. kata çıkacak bir şey yok. Bekliyoruz o zaman. Bu adam sürekli burada mı ki ya? Aha, iyi, indi. O adam yok. No. Kadın buradan inebilirsiniz dedi ama bir bakalım bir yukarı çıkıyoruz. Şu an 5. kattayız. 6. Hızlı da çıkıyor lan. Lak diye çıkıyor. Tamam. Abi aşağıya iniyor. Yani 89'a çıkacağız. Burada 89 yazmıyor. Galiba çıkamıyoruz. Tekrar aşağıya iniyoruz ya. Hani biz 89'a çıkacağız diye böyle bir hayal kurduk ya, bir şey yaptık ya. Onun için böyle 5. katta yönlendirdiler. O 5. katta geliyorsun, bilet alıyorsun ve hem şu sırayı bekliyorsun hem de $250 para ödüyorsun. Hemen bir türpük yapayım. Yukarıya çıkıp tepeden bakmak için $250 bir Türk verir mi? Veyahut o $250 hemen ben bununla kaç tane ekmek yerim, kaç tane yemek yerim diye hesaplar mı? Size bırakıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve ben geldiğim Taipei A101 Tower'dan şehrin farklı yerlerine doğru yola çıkıyorum. Taipei, beni kaybettin. Kusura bakma. $250 veremem abi. Yemedim mi iyiyim. Yemekleri çok seviyorum. Lao.